Aküler, günlük yaşantımızda vazgeçilemez bir öneme sahiptir. Hayatı kolaylaştıran aküler, kullanım ömrünü tamamladığında çevre için risk yaratabilir. Yeni akü aldığınızda eskisini servise teslim ediniz. Atık akülerin çevre lisanslı tesislerde geri kazanıldığını biliyor muydunuz? Türkiye genelinde yılda yaklaşık 110 bin ton atık akü toplatılarak geri kazanılmaktadır. Böylelikle hem çevre korunmakta hem de ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Sayın seyirciler, çok değerli konuklar, ben İslam Sadıkar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok özel bir konuda konuklarımızla sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz teknolojinin gelişmesiyle akümülatörler, kısa adıyla aküler, artık hayatımızın her kademesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kullanım ömrünü tamamladıktan sonra oluşan atık aküler doğru yönetilmez ise çevre ve insan sağlığı için risk, ekonomi için de önemli kayıplar oluşturmaktadır. 2004 yılı Ağustos ayında atık akülerin yönetimiyle ilgili atık bir ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeni, yani kısa adıyla APAK yönetmeni yayınlanmış ve 2005 yılında da yürürlüğe girmiştir. Günümüzde çevre ve çevre mevzuatı ve uygulamaları, tabii ki APAK yönetmeliğinde uygulamalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Şimdi bahsettiğimiz APAK yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 2005 yılında AKÜDER diye bildiğimiz Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği kurulmuştur. Bugünkü programda yeni ama özellikle atık akünün çevre ve ekonomi konusunda önemini konuşacağız. Bugün konuklarımız var demiştim. Evet, ilk konuğumuz AKÜDER Kurucu Başkanı Sayın Teoman Sunkar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta Teoman Bey. İkinci konuğumuz ise AKÜDER kurucularından şu anda mevcut yönetim kurulu başkanı Sayın Abdurrahman Acar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve AKÜDER'de gerçekten her kademede bizimle beraber olan bir kardeşimiz, AKÜDER Genel Sekreteri Sayın Serpil Özkan. Size hoş geldiniz. Hoş. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Birlikte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de birlikte olduk. Bugün yine özel bir programda yine bilgilerimizi dostlarımızla, seyircilerimizle paylaşmak istiyoruz. Ve Sayın Başkanım, uygun görürseniz sizinle başlamak istiyorum. Bize kısaca AKÜDER organizasyonunu anlatır mısınız? Veya hangi firmalar AKÜDER'e üye olmak durumundadır? Teşekkür ederim. Kısa adı AKÜDER. Açılımı Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği olan derneğimiz APAK yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, derneğimizin kurulduğunda bakanlığın adı Çevre ve Orman Bakanlığı'ydı. Onun koordinasyonu sonucu o günkü kurucu arkadaşlarımızla 2005 yılında AKÜDER'i kurduk. Şu an itibariyle akümülatör üreticileri, geri kazanımcılar, geçici depolar, ithalatçılar olmak üzere sektörün içerisinde 225 adet üyemiz mevcut. AKÜDER'in kuruluş amacı akümülatörü pazara sürebilmek için mutlaka toplama ile ilgili bir atık yönetim planınız olmak zorunda. Taahhüt gibi bir şey mi? Nasıl? Taahhüt gibi bir şey mi? Evet. Atık yönetim planını firmalar isterlerse bireysel anlamda bir atık yönetim planı oluşturarak atıklarını toplayabilirler. Ya da bir araya gelerek kurdukları, oluşturdukları yetkilendirilmiş kuruluş vasıtasıyla da üretim ya da pazara sürme izni alabilirler. Şimdi burada atık yönetim planını bireysel olarak oluşturmak hem işlevselliğini gerçekten çok zor bir şey bireysel yapabilmek, ama bir araya gelerek hem atık yönetim planının size getireceği mali külfetlerden kurtulacaksınız, paylaşarak toplayacaksınız. Bu da üretici, yani ürünü pazara süren, ithalatçı olabilir, imalatçı olabilir, bu firmalara oldukça avantaj sağlayan bir yöntem. AKÜDER bir yetkilendirilmiş kuruluş dediniz. Yetkilendirilmiş kuruluş olmak ne demek? Yetkilendirilmiş ne gibi yükümlülükler getiriyor böyle bir organizasyon? Yetkilendirilmiş kuruluş, ben AKÜDER olarak bahsedeyim bundan. Bir yönetim planı oluşturuyorsunuz. Üyelerinizin
atıklarını nasıl toplayacağını, nasıl taşıyacağınızı, hangi bayiler ya da geçici depolar vasıtasıyla depolayacağınızı, hangi recycle tesislerinde bunu çevreye zarar vermeden nasıl bertaraf edeceğinizi, önce recycle sonra bertaraf edeceğinizi bakanlığa bir sunuyorsunuz yapacağınız projeyi. Proje bakanlıktan kabul gördüğünde siz bakanlıkla bir protokol imzalayarak yetkilendirilmiş kuruluş oluyorsunuz. Doğal olarak da üyeler pazara ürün sürecekleri zaman akülerin üzerinde mutlaka bir üretici kodu var. Bu kodu alabilmek için az önce bahsettiğim gibi ya bireysel yönetim planları olacak ya da mevcut bir yönetim planının parçası olduklarını bakanlığa belirtecekler. Akülerin de burada fonksiyonu ortaya çıkmış oluyor. Peki bir yükümlülükten bahsettiniz. Üreticilerin, ithalatçıların depozito yükümlülüğü. Depozito yükümlülüğü nedir? Biz seyirci olarak dinlediğimiz zaman bizim için ne ifade eder? Depozito yükümlülüğü yönetmelik 2005 yılında yürürlüğe girdi. 2005 yılından beri sürekli yükselen bir trendle bugün %90 seviyesinde, yani pazara sürdüğümüz atıkların %90'ını toplamakla yükümlüyüz. Bunu da pazara süren üretici ya da ithalatçı arkadaşlarımız %90'ını toplamakla yükümlüler. Bunu da yerine getirmekle mükellefler. Evet, o da bizim üretici ve ithalatçılar kapsamında depozito yükümlülüğümüz oluyor. Yani malımızı getirdik, piyasaya verdik, bundan sonrası beni ilgilendirmez. Yok, demek bir şey. Evet, bir durum daha bertarafına kadar sorumlu. Böyle yükümlülüklerimiz var diye bahsettiniz. Evet. Herkes elini taşın altına koydu diye anladım. Peki bizim Türkiye'deki potansiyelimiz nedir diye Sayın Teoman Sunkar'a size sormak istiyorum. Türkiye'deki bizim akümülatör üretim piyasası hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ne kadar üretebiliyoruz? Ve devamında soracağım tabii başka sorularım var. Her geçen gün büyüyen bir pazar olan akümülatör sektöründe Türkiye üretim kapasitesi ve kalitesiyle dünyada önemli bir konuma sahiptir. Ülkemizde otomotiv sanayinin akümülatör ihtiyacının büyük bir bölümü yerli kaynaklardan karşılanabilmekte. Ayrıca yurt dışındaki bazı otomotiv firmalarına da ihracat yapılmaktadır. Türkiye'de 15 civarında büyük, orta ve küçük ölçekli akümülatör üretici firma bulunmaktadır. Peki bu bir kuruluk potansiyel, yaklaşık bahsettiğiniz bu 15 firmamızın yılda ürettiği akü miktarı nedir? Böyle bir rakam var mı elimizde ya da değişim amaçlı piyasaya bunun ne kadarı sürülebilmektedir? Türkiye'deki mevcut tesislerin başta otomotiv tipi akümülatör üretim kapasiteleri yılda 13-15 milyon adet civarındadır. Buna karşılık 10 milyon üretim yapılmaktadır. Bunun da 4 milyonu iç piyasaya değişim amacıyla verilmekte. 2 milyon adedi de otomotiv sanayine otomotiv orijinal ekipman olarak takılmak üzere verilmektedir. Yani ülkemizde üretilen 10 milyon akünün 6 milyonu hemen kendi yerini buldu. Peki bu ülke ihtiyacını karşılayan bir rakam mıdır? İthalat durumumuz var mı acaba? Bir kısım tabii ithalat da vardır burada. Daha ziyade işte bu kesintisiz güç kaynaklarında kullanılan akümülatörler ithal edilmekte. Bunlarla ilgili de işte kurşun asit kuru tip akümülatörler ithal ediliyor. İthalat ağırlıklı olarak da uzak doğu ülkelerinden gelmektedir. Peki o zaman o 10 milyondan olan açığı ihraç ettiğimizi düşünüyorum. İhracat potansiyelimiz nedir gerçekten? İhracatta aşağı yukarı 4 milyon adette ihracat yapmaktayız. Hangi ülkeler bizim için? Aşağı yukarı işte Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yapıyoruz. İhracatı işte 4 milyon adet civarında oluyor. Ve bu şekilde belki de potansiyel dedi başkanım. Bu potansiyelle beraber önümüzdeki günlerde bu rakamların büyük ölçüde değişeceğini düşünüyorum. Evet. Güzel bir konuma geldik. Yükümlülükler var, aküder organizasyonumuz var. Üretim, ihracat, ithalat miktarlarımız var. Peki bu ürünlerin ülkemizde denetimi nasıl gerçekleştiriliyor? Serpil Hanım, sizden dinleyebilir miyim? İç piyasada bu denetimler yapılıyor mu? Kimler yapıyor?
Beraberinde de başka soralım olacak. Nasıl yapıldığında veya nelere dikkat edildiğinde öğrenmek istiyorum. Buyurun söz size. Öncelikle bu denetimlerde kontrol edilmesi gereken noktadan başlayayım. Sonra denetimi kimin yaptığına gelin dilerseniz. Bir kere APAK yönetmeliği gereği piyasaya sürülen akümülatörlerin üzerinde ve ambalajlarında bir TSE standartlarına göre ölçüleri belirlenmiş bir etiketin bulundurulma zorunluluğu var. Bu etiketleme işlemi üreticiler ve ithalatçılar tarafından yapılıyor. Etiketin üzerinde olması gereken ifadeler ve semboller APAK yönetmeliğinde açıkça belirtilmiş durumda. Buna göre bir etikette öncelikle bir kere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üretici ve ithalatçılara verilen firma kodunun olması, depozitoludur, geri kazanılır ifadelerinin yer alması, PB kurşun işaretinin ve konteyner sembolünün bulunması zorunlu. Diğer yandan özellikle kullanıcıları atık akümülatörlerin tehlikeliliği hakkında uyarmak adına atık akümülatörlerin alıcı ortama verilmemesi, çocuklardan uzak tutulması ve plastik kısımların yakılmaması gibi uyarıcı ifadelerinde bulunması gerekli. Ben tüketici olarak gittiğimizde bir aküyü gördüğüm zaman bu etiketin üzerine görebileceğim kısımlar bunlar. Ya da görmem gerekli olan kısımlar. Aynen öyle. Denetim kısmına gelirsek, evet denetim yapılmakta. İç piyasa gözetim ve denetimi yapılmakta. APAK yönetmeliği gereğince yapılan bu iç gözetim ve denetim 4703 sayılı kanun çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmakta. Fakat Sanayi Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu denetimler sonucunda ortaya çıkan uygunsuz akümülatörlerin toplatılması ve bertarafı 2872 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştiriliyor. O zaman biraz Çevre Bakanlığı'yla müşterek sürülen bir çalışma. Evet, aynen öyle. Sanayi Bakanlığı bu denetimleri tabii APAK yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği için öncelikli kontrol noktası piyasaya sürülecek akümülatörlerin üzerinde etiket var mı ve bu etiketin üzerinde APAK yönetmeliği şartları yer alıyor mu? Yer alıyor mu? Peki, denetimlerde iki bakanlığın ortak çalıştığını anladık. Ve bu belki de işin hem güzelliği hem zorluğudur diye düşünüyorum. Ama yine de denetim yapılıyor olması çok büyük bir değer taşıyor. Sayın Başkanım, ikinci bölümde size tekrar dönmek istiyorum. Aküler geldi, ithal edildi, ihraç edildi, iç piyasada kullanıldı. Ve yavaş yavaş artık atık konumuna gelmeye başladı. Sizden rica edebilir miyim? Türkiye'deki atık akümülatör sektörü için ne söylersiniz? Potansiyelimiz nedir? Toplama, taşıma, depolama, geri kazanım işlemleri yapılıyor mu? Daha doğrusu hangi ölçülerde yapılabiliyor? Buyurun, söz size. Bugün ülkemizde yaklaşık 110 bin ton civarında atık oluşmakta. Pazara sürdüğümüz ömrünü doldurmuş aküler. Tüm Türkiye çapında mı? Tüm Türkiye çapında 110 bin ton civarında. Bunu övünerek söyleyeceğim. Bunun yaklaşık 90 bin tonu aküder üyeleri vasıtasıyla toplanmakta. %90'ını toplamak zorundayız sattığımızın. Bir de bu 90'lar çok birbiriyle çakıştı. 90 bin tonu da aküder tarafından toplanmakta. Ama bu size böyle bir tesadüf oldu aslında. Şimdi depozito yükümlülüğü de bir de öncelikle şunu söylemekte yarar var. Depozito yükümlülüğü akümülatörü pazara kim sürüyorsa ona aittir. Yani üretici ve ithalatçılar getirdikleri ürünün akümülatörün depozito yükümlülüğün kapsamında onların sırtındadır. Şimdi yani onlar bunun %90'ını toplamakla yükümlü. Zorunludurlar. Evet. Peki bu işlemleri nasıl yapıyor başkanım? Yani bunun toplatılmasını kim yapıyor? Depolaması ne şekilde? Geri kazanım tesislerimiz nasıl bir potansiyelle çalışıyorlar? Şimdi bu konuda bu da şöyle. Hepimiz akümülatör yeni satış noktaları, değişim noktaları. Hı. Yani aküyü alırken, yeni bir akü alırken mutlaka eskisinin bitmiş olacak ki yenisini alalım. Bu değişim noktalarında, akümülatörü değiştiğimiz noktalar, çevre koruması burada başlıyor. Aslında atığın oluştuğu nokta olmasa atığın oluştuğu nokta en çok dikkat edeceğimiz ve prensipleri üzerine oturtacağımız nokta burası. Satış noktalarının ilk yapacakları şey bu atıklarını mutlaka sızdırmaz bir zeminde depolayacak. Güvenli bir alan içinde. Güvenli bir alan içinde sızdırmaz. Sızdıranlarını
çatlak olabilir, sızıntı yapan akümülatörler olabilir, atıklar olabilir. Bunları da özel kaplarda, sızdırmazlığı sağlayacak kaplarda stoklamak zorundalar. Biriktirdikleri aküleri, burada da bir 90 daha çıkacak karşımıza. Herkes atığı en fazla 90 gün bünyesinde tutabilir. Maksimum süre 90 gün. Bu noktalardan satın aldıkları bayilere ya da artık geçici depolara, geçici depolardan buraya kadarki noktalarda çevreye zarar vermeden bunları taşıyabilirler. Ayrıca valilikler tarafından yetkilendirilmiş geçici depolar. Bunlardan da bizim derneğimizin üyesi olan arkadaşlarımız var. Bu depolardan da recycle tesislerine atıklar mutlaka lisanslı arabalarla gitmek zorunda artık. Geri kazanım tesislerine lisanssız araçla atık akümülatör giremez. Taşınması mümkün, mümkün değil. Mümkün değil, evet. Burada da geçici depolarda da akümülatörler en fazla 90 gün depolanabiliyor. Akülerin üyelerinin satış noktalarında yani ilk atığı topladıklarındaki noktalarla da akülerle bir protokolleri var. Bu protokollerde uymaları gereken kurallar, koşullar, müeyyideler tamamı yazılı. İkili ilişkilerimiz var. Burada tabii ki öncelikli muhatabımız üretici firma, pazara süren. Geri kazanım tesislerinin prosedürü zaten Çevre Bakanlığı tarafından belirlenmiş. Atıkları nasıl geri kazanacakları, kazandıkları bertaraf prosedürleri bakanlık tarafından ayrıca belirlenmiş. Ama çok önemli bir şey söyledin. Sanki bu atıkların yönetimi kapsamında ilk nokta o değişimin yapıldığı nokta. Aynen. Orası kontrol altına alınırsa ve bir sistem oluşturulursa sonrası çok daha kolay. Çok değişik. Bir şey daha söyleyeyim. Ben bunu her katıldığım yerde söylüyorum. Hiçbir zaman atıktan korkmayacağız. Kontrol edilebilen atık asla tehlikeli olmaz. Kontrol edilemeyen evsel atık bile tehlikeli atıktır. Tehlikeli olabilir. Önemli olan bunun yönetimini yapmak. Zaten evet, akülerin en büyük fonksiyonu bu değil mi? Görevi de bu. En büyük görevi bu. Hem bilgilendirme yapmak hem otokontrol sağlamak. Birazdan Serpil Hanım'a soracağım o atıkları nasıl takip ediyor, nasıl yapıyor diye. Peki başkanım niye biz bu akümülatörleri geri kazanalım? Bunun çevreye ve ekonomiye katkısı var mı? Yani çevre önemli dediniz ama bir de ekonomi var galiba bu işin içerisinde. Şimdi İkisi paralel nasıl yürür? Çevresel anlamda da bir ekonomisi var. Çok basit, yani çok bilinen bir şey söyleyeceğim. Akümülatörlerin içinde biliyorsunuz sülfürik asitler var. Yani şimdi bu sülfürik asitlerin geri kazanım tesisinde ancak sülfürik asitleri boşaltılabiliyor. 1 litre sülfürik asitin 300 litre yeraltı suyunu içilemez hale getiriyor. Orada yani, toprağı da tabii ki. O da bir kaynak ve bir değer, ekonomik değer. İnanılmaz yani biz yoksa değer. Sadece işte aküleri geri kazanınca içinden aldığımız kurşunlar ya da geriye kazandığımız plastikler ekonomik değer değil. Yani çevreye çevrenin vereceği anlamında ekonomik zarar da çok büyük. Yani kaybetmeyin dışında. Ve telafisi mümkün olmayan durumlar mümkün olmayan. Çıkabilir tabii ki. Artı şunu söyleyeyim. Topladığımız atıklarla yaklaşık yılda 50 bin ton çok yaklaşık rakam söylüyorum. 50 bin ton civarında kurşunu ülke ekonomisine kazandırıyoruz. 10 bin ton plastiği ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Geri kazanım tesisleri vasıtasıyla ayrıca dediğim gibi 1 litresinin 300 litre yeraltı suyunu içilemez hale getiren yaklaşık da herhalde 15 bin ton da suyu nötralize ederek tekrar kullanıyoruz. Hatta bu suyun da ekonomik yanı yok mu? Geri kazandığınız tesis içerisinde pek çok amaçla kullanma imkanı var. Da şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde malum birincil kaynaktan kurşun üretilemiyor ülkemizde. Biz akümülatör sektörünün ana maddesi kurşun ve bunun tamamını ya geri kazanım tesislerinden elde etmek zorundayız ya da ithal etmek zorundayız. Geri kazanım tesislerimizin oldukça büyük kapasiteleri var.
Ama yeteri kadar atık yok Türkiye'de malum. Doğru. Ama dediğim gibi ülke ekonomisine büyük de katkı sağlamakta saygı tesislerim. Peki biz akülerimizi ihraç edebiliyoruz. Atık akü ithalatı yapmamız mümkün mü? Yapabiliyor muyuz? Şimdi, tesislerden bahsettiniz, kapasiteden bahsettiniz. O ne oranda çalışabilir tesislerimiz? Atık akümülatör yeteri kadar Türkiye'de yok. Kapasitelerimizin. Çünkü ham maddesi bu. İthalatı, mevzuatı aslında tebliğlerden okuyunca yasak değil ama gerçekten ithal edilmesi... Çok... Pırata'ya geçtiğiniz zaman başka zorluklar mı çıkıyor? Daha hiç başaramadık bunu. Başaramadık ama gerçekten tesislerimizin ve ülke ekonomisinde buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani tesis kapasitemizin ataletini... yaklaşık yani rehabilite edilmeden daha hiçbir düzenleme yapılmadan atık miktarı tesislerimizin %50'si kadar ancadır yani. Kapasitemizi atık ithalatını yaparak iki katına çıkarmamız doğal olarak üreteceğimiz bu kurşunu da dışarıdan ithal etmeyeceğiz demektir. Ülkemiz için katma değerdir ciddi, bu yani. Ciddi bir değer bu. Ciddi bir değer. Önemli bir şey söylediniz. Aslında evet bunlar tehlikeli atık ama yönetemediğiniz zaman, kontrol edemediğiniz zaman tehlikeli atık. Yönettiğiniz zaman sizin için bir ham madde. Tabii ki değil. Yani ülke ekonomisi için tehlike çok ciddi bir... Önemli olan zarar vermeden üretebilmek bunu. Buradaki mesajımıza Teoman Bey ne der bilmiyorum ama bir mesajımız... Bu atık ithalatı kolaylaştırılmalıdır diye bir tema çıkartabilir miyiz? Teoman Bey bu konu neresinde bilmiyorum ama... Şimdi efendim biz ürettiğimiz akünün hemen hemen yarısını yurt dışına ihraç ettiğimizden dolayı bizim ihraç ettiğimiz kadar da hurda akü ithalatı yaparsak açığı kapatma şansımız mevcut. Tabii bu yapılamıyor çünkü istenilen durumda asit bulaşmamış bir akümülatör geri getirmek. Kriterler çok karışık diyelim. Yani uygulaması çok zor. Yani çünkü orada kurutulmuş demiyor. Asit değmemiş İşaret. Diyor. Asitsiz de akümülatör zaten dünyada yok böyle bir şey. Şu anda bizimkiler onun için de biz de bunu getirmeye şey yapamıyoruz. Yani böyle bir riske girme hiçbir kişi böyle bir riske giremiyor. Mevzuata göre tam kapalı değil. Çok azıcık aralık ama girilemiyor şu an. Yani. Ama yapmasan daha iyi mi olur? Tabii daha iyi olur deniyor maalesef. Peki. Serpil Hanım şimdi size sormak istiyorum. Atıklar oluştu. Başkanım atıkların kontrollü bir şekilde geri kazanım tesislerine gitmeleri gerektiğini ifade etti. Gerçekten nasıl bir kontrol var? Yıl içerisinde bizim akülerimiz nasıl toplanıyor ve akülerin sorumluluğundaki aküler nasıl toplanıyor ve nasıl gönderiliyor? Böyle bir takip sisteminiz var mı? Kimin ne kadar ben taahhüdümü yaptım, toplamadım. Ne olacak? Taahhüdünüzden bahsedelim isterseniz önce. Aküder üreticisi ve ithalatçısı üyeler APAK yönetmeliği gereğince doldurmakla yükümlü oldukları depozito uygulaması müracaat formlarını her yıl Ocak ayı içinde Akider vasıtasıyla bakanlığa beyan ederler. Üyelerimiz bu beyanlarında bir önceki yıla ait üretim, satış ve ithalat miktarlarını verirler. Vermiş oldukları bu beyanlar, bakanlığa iletilen bu beyanlar, bakanlığın da öncülüğünde, geçmişte bakanlığın da öncülüğünde oluşturulmuş Akider atık takip sistemine her bir üyemiz için tek tek girilir. Biz beyanlarını girdiğimiz üyelerimizin bu sistem vasıtasıyla geçmiş yılda hangi türden ne kadar akü ürettiğini, ne kadar ithalat yaptığını ve ne kadar piyasaya sürdüğünü görmüş oluruz. Dolayısıyla toplamakla yükümlü oldukları %90 oranındaki depozito yükümlülüğünü de oluşturmuş oluruz. Bu aynı zamanda aküderin de o yılki depozito yükümlülüğünü ortaya koyar. Bütün üyelerin yükümlülükleri bütünsel olarak. Toplamda totalde aküderin depozito yükümlülüğünü ortaya koyar. Bu bahsini ettiğim atık takip sistemi aynı zamanda hem bakanlık hem de il çevre müdürlükleri tarafından da online olarak izlenebiliyor. Peki bir kere başvuruldu. 10 ton toplama yükümlülüğüm ortaya çıktı. Toplayıp toplamadığımı nereden bileceksiniz? Nasıl bilebilirsiniz? Firmalarım az önce zaten atık takip sisteminden bahsettim. Bu atık takip sistemine sadece beyanlar girilmiyor. Firmalarımızın işletmelerinde ve satış ağlarında oluşan atık akümülatörlerin geri kazanıma gönderilirken ki
bilgileri, atık akü hareketleri kendilerine verdiğimiz kullanıcı adı ve parolalarla birlikte bu aküdar atık takip sistemine giriliyor. Girilen her bir rakam, atık akü rakamı ilgili firmanın, üyenin depozito yükümlülüğünden düşülüyor. Yani ben 5 tonu gönderdim, sisteme girdim. Zaten orada beyanla istinaden bir depozito yükümlülüğü oluşmuş durumda. Siz ne kadar atık taşıyıp gönderdiyseniz o miktar kadar düşüş yaşanıyor sistemde. Dolayısıyla siz görebiliyorsunuz, bakanlık görebiliyor biz bunu. Biz görebiliyoruz, üye vatandaş, görebiliyor, üye görebiliyor, anlık bakanlık durumu görebilir. Ve il çevre müdürlükleri de kendi il sınırları içerisinde yer alan üyeleri ve satış ağlarını izleyebiliyor. Peki, aküdar olarak böyle bir takip sistemimiz var. Bu bakanlıkta koordineli bir şey midir? Biraz bakanlıkta görebiliyor dediniz ama bakanlığın başka takip sistemleri var mı? Evet, böyle var. Bir kere atıkların karayolunda taşınması tebliğine göre tüm tehlikeli atıklar lisanslı araçlarla taşınmak zorunda. Aynı tebliğ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da mobil atık takip sistemi adı altında MOTAT diye bir sistem oluşturdu ve uygulamaya koydu. MOTAT'la birlikte bakanlık atığın nereden alındığını, hangi lisanslı araçla taşındığını ve hangi geri kazanım ya da bertaraf tesisine aktarıldığını an be an izleyebiliyor. Peki üyelerimiz her iki sistemi de kullanmak durumundalar. Evet, şu her andaki iki sistemi de kullanmak durumundalar. Dolayısıyla hem mobil takip var hem aküdarın atık takip sistemi var. Herkes kendi yükümlülüğünü yerine getirmek konusunda azami gayret göstermek zorunda. Evet. Yapmadıysa kişi üyelik yükümlülük kapsamında getirmediği, yüklemediği. Atık takip sisteminde şöyle bir kolaylıkları var bizim üyelerimize. Bir dengeleme söz konusu oluyor. Dediğim gibi beyanlarını verdikleri zaman oluşan depozito yükümlülüğü totalde aküdarın depozito yükümlülüğünü ortaya koyuyordu. Bazı firmalar %100 toplam oranına sahipken bazı firmalar o başarıyı yakalayamıyorlar. Totalde aküdar o %90 oranındaki depozito yükümlülüğünü sağladığı takdirde zaten üyelerin de sorumlulukları otomatik olarak yerine getirilmiş kendi oluyor. Kendi kendine dengelemiş oluyor. Evet, dengelemiş oluyor. Bence bu da çok güzel bir bilgi. Teşekkür ederim size. Başkanım, hep size demek istiyorum. Hep akülerden bahsettik, atıklardan bahsettik. Yani aküler hem yeni akü, atık akü müdür? Aküderin başka sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bize ne anlatmak istersiniz? Sizler de tabii istediğiniz konuda söyleyebilirsiniz ama başkandan başlayalım dedim. Şüphesiz asli görevimiz yetkilendirilmiş kuruluş olarak aldığımız sorumluluğunu üstlendiğimiz vazifeyi yerine getirmek, çevreyi korumak. Asli görevimiz bu. Ama bunun yanında aküderin sosyal sorumluluk projeleri de var. Bunlardan ben çok kısaca şöyle bahsedeyim size. Mesela bir öğrenci grubumuz vardı. Var. Birincisi IMAP, akümülatör yönetim projesi. Bununla ilgili 2012 yılında İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü'yle bir protokol gerçekleştirdik. Evet. Bu alanda İstanbul'da iki tane pilot okulla, meslek lisesiyle çalışmalarımız oldu. Buradaki öğrenci kardeşlerimizi, çocuklarımızı sertifikayla... Önce eğitime tabi tuttuk. Tabii ki sınıf bir eğitim oluşturduk. Yani bir oradaki şeyi Milli Eğitim Müdürlüğü belirledi zaten eğitim şeyini. Sadece bilgiler bizden oraya gitti. Burada yanlış bilmiyorsam herhalde 150'den fazla öğrenci. Evet. Doğru. Evet. 150'den fazla öğrenciye. O civardaydı. Evet. O civarda bir öğrenciye eğitimlerini vererek sertifikalandırdık. Hatta onları. Tesis denetimleri. Sınıflar yapıldı. Tabii. Sınıflar oluşturduk zaten. Yani okullardan sınıflar oluştu. Bu projenin son derece fayda sağladığına inandık ve bunun da uzaktan eğitim sistemleriyle daha modern ve daha çok kişiye ulaşmak daha çok kişiye vardı. Zaten oradaki çünkü asıl amacımız daha çok kişiye ulaşmaktı. Bunu başarmak bunun da uzaktan eğitimle ilgili altyapı çalışmalarını sürdürmekteyiz şu anda. İstanbul'da bir hatıra ormanımız var. 30 dönümlük Küçük Bakkalköy'de. Büyük Bakkalköy'de. Büyük Bakkalköy'müş. Çok özür dilerim. Üniversitenin karşısında. Ülke çapında her ne kadar ilgi alanımızda olan
tüm çalıştay, sempozyum hazırladıklarımız var, katıldıklarımız var. Bunlara destek veriyoruz. Bu anlamda da hiçbirinden geri kalmamaya çalışıyoruz gücümüzün el verdiği kadar. Eğitim seminerleri düzenlemeye çalışıyoruz. Basılı ve görsel medyada yer almaya çalışıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirmeye. Projelere destek veriyor musunuz? Böyle bir iletişim. Bütçemizin el verdiği kadar veriyoruz tabii ki. Çünkü o da önemli. Ayrıca atık akümülatörle ilgili hem üyelerimizin hem konuyla bilgi alacak, bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımıza kolayca atık akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği ile ilgili soracakları tüm soruya cevap verebilmek üzere 444-2725, 2725 de APAK yani, olan bir akümülatör yönetimi bilgilendirme hattımız var. Başka bir iletişim anlamında büyük bir değer taşıyor. Evet, tabii. Aynen bir öyle. Bir de bir mesleki tanımlaması yaptık. Atık akü geri kazanım. Evet. Onu işçisi Serpil Hanım mı anladın? Ona sorayım istersen. Tamam, sorun. Zaten onun siz, ilgi alanında. Serpil Hanım, bence ulusal meslek standartı oluşturma anlamında akülerin çok güzel bir faaliyeti oldu. Evet. Hangi statüyü tanımladık ve ne aşamadayız? Türkiye'deki geri kazanım sektöründe çalışan elemanlarımızın daha kalifiye, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine daha duyarlı, yaptığı işi daha iyi sahiplenebilen bir çalışan bilinçli konumuna, bilinçle yapmak, yapan konumuna getirebilmek amacıyla ve belgelendirmek amacıyla atık akümülatör geri kazanım işçisi adı altında bir ulusal meslek standardı hazırladık. Bu da 17 Ekim 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bunun öncesi tabii bir çevre, özür dilerim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla, Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla bir işbirliği protokolümüz oldu. O protokol doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde böyle bir meslek standardı ortaya çıktı. Ardından da bu mesleğin nasıl uygulanabildiğini ortaya koymak adına ulusal yeterlilik çalışmasına girdik. Onun için çalıştaylar düzenledik. Şimdi o bir taslak aşamasında kamuoyunun görüşüne sunulmuş vaziyette. Ardından da belgilendirme için hazır duruma gelecek meslek yani, standartımız. Bu standart yürürlüğe girdiği zaman, uygulamaya girdiği zaman bir geri kazanım tesisi bu eğitimi almış elemanla işini sürdürmek durumunda olacak. Evet. Bence bu Türkiye'de yapılmamış yeni bir şeydi. Çok güzel. Olmak bir şey. Zorundaydı. Zaten bakanlık da bunu şart. İleride de sonra akü üretim işçisini tanımlarız belki de. Bilmiyorum doğma beni nasıl karşılar ama. Evet. Şimdi üçüncü tura geçiyoruz. Ara vermedik. Sayın Teoman Sukar, sizden rica ediyorum. Akümülatör kullanıcıları için ne söylemek istersiniz? Yani ben tüketiciyim, vatandaşım. Akü alırken nelere dikkat etmeliyim? Aracınıza uygun aküyü seçmelisiniz. Onu ve, ben mi seçiyorum yoksa sınırlayıcı faktörler mi? Aracın niteliği de... En azından aracınızdan çıkan aküyü, benzeri bir aküyü, yani kapasitesi bakımından benzeri bir aküyü tercih etmelisiniz. Etiketsiz ve garanti belgesiz bir aküyü satın almamalısınız. Garanti belgesini eksiksiz doldurtmalısınız. Aracınızı aküsünü değiştirdiğiniz yerde... Değiştirdiğiniz yerde çıkan eski akünüzü oraya bırakmalısınız. Satış yasa gereği. Olduğu yere, evet, yasa gereği oraya bırakmalısınız. Çünkü istasyonu. Size o akü bagajınıza falan koyduğunuz takdirde zarar verebilir. İçindeki asit dökülebilir. Yani aracınız büyük bir zarar görebilir. Çünkü sallandığı zaman, devrildiği zaman bunlar tehlikelidir. Mantıksız da değil mi? Yani atık aküyü neden bagajınıza taşımaya devam etmek zorundasınız? Belli periyotlarda aracınızı en az yılda iki sefer kontrol ettirmelisiniz. Daha ziyade kontrol edebilen yerleri tercih etmelisiniz. Daha güvenilir durumda olur. Yani, aldığım akünün çatlak olmaması lazım, sızdırmaz olmaması zaten lazım. Zaten çatlak olsa arabaya bağlayamazlar. Bağladıkları zaman araçta hemen bu görünür. Çalışmayacaktır değil mi? Hayır, görünür zaten, sızıntı verir. Görürsünüz. Daha ziyade eğer ki öyle bir şeyden de şüpheleniyorsanız 45 derecede dört taraflı
eğim yaparak, 45 derecelik eğim yaparak kontrol ettirme şansınız da mevcuttur. Yani bir kaçak var mı yok mu aküde diyerekten sızıntı kontrolü yapabilirsiniz. Aküde değişimlerinde mevsimsel faktörler var mıdır? Tabii ki mevsimsel faktörler. Bu dönemlerde neye dikkat etmemiz lazım? Tabii ki burada akümülatör artı 25 derecede çalışan bir üründür. Kış ayı geldiği zaman 0 dereceye geldiğinde bir akümülatör 0 derece ortamda tam kapasiteli, tam dolu bir akümülatör %75 size karşılık verecektir. Eğer bu da tabii birkaç sene geçmiş bir akümülatörse zaten daha kendi da kayıpları da olduğundan dolayı size marş bastırmayacaktır. Ondan dolayı da tabii bunun değişimini yapmak durumunda kalacaksınız. Bu durumda yeni bir akü alma durumu tabii olması gerekecektir. Hele ki bugünkü trafik ortamında yani işte kalayım da yolda ondan sonra alayım hadisesi biraz tehlike yaratacağından. Yani kontrol ettirerek akünüzün belli duruma geldiğinde tedbirli davranarak değiştirmekte fayda vardır. Çok teşekkür ederim. Bunlar bir duayenden, bir uzmandan tavsiyelerdi. Seyircilerimiz ne kadar bilir bilemiyorum ama bu gerçekten bizim için çok önemli. Biz tüketici olarak da nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmek durumundayız. Yani aküyü aldım değil, sonrası da var tabii ki. Tüketicinin önemli sorunlarından bir tanesi, sorumluluklarından bir tanesi eski aküsü yani atık durumuna geçmiş aküyü değişim esnasında Değişim yerine bırakmasında fayda vardır. Yani evet. Fayda vardır. Ve hem yükümlülükten kurtulacak, hem tabii. Çevreye katkıda bulunacak, hem ekonomiye katkıda bulunacak. Peki Serpil Hanım, kapanış öncesi sizin ilave söylemek istediğiniz bir şey var mı? En çok üyelerle siz muhatapsınız. Evet. Yani günün 24 saati diyeceğim, abartmış değilim. 24 saati üyelerle berabersiniz. Yani ne söylemek istersiniz? Yani üyelerimizin bu iş içerisinde birlikte çalıştığımız insanların atık yönetim planımız dahilinde faaliyet gösteren üyelerimizin depozito yükümlülüklerini herhangi bir ceza yaptırımla karşılaşmamaları adına mevzuat hükümlerine göre yerine getirmelerini ve atık akü hareketlerine dair bilgileri de kendilerine verdiğimiz kullanıcı adı ve parolalarla mutlaka ve mutlaka atık takip sistemimize girmelerini rica ediyorum. Aynı zamanda sene sonunda mı? Hayır. Anlık girsinler. Anlık, yani, biriktirmeden girsinler. Çünkü ay içerisinde çözmek lazım. Biz de aylık olarak bakanlığa raporlama yapmak durumundayız. Evet. Doğru. Aynı zamanda hem üyelerimizin hem de vatandaşlarımızın akümülatör ithalatı ve atık akü yönetimiyle ilgili bilgilere web sayfamızı ziyaret ederek ya da 444-2725 atık akü bilgi hattını arayarak ulaşabileceklerini belirtiyorum. Tekrumili TV ve ekibine bizlere kendimizi tanıtma, faaliyetlerimizi anlatma, kamuoyunu bilgilendirme fırsatı tanıdığı için, kapılarını açtığı için çok teşekkür ediyorum şahsım ve derneğim adına. Atilla Bey'e de tabii ki özellikle asıl siz söyleyeceksiniz belki de çünkü o bizim aynı zamanda bir sektör büyüğümüz. Teşekkür ediyorum size. Sayın Başkanım artık kapanışa geldik. Sizden çok soru sordum diye kızmayın lütfen ama bunların gündeme getirilmesi gerektiği olan konularda size konuşmaları izlediniz. Atık akü yönetiminde şunu da eklemeliydik dediğiniz bir konu varsa onu sizden rica edeyim ve kapatırken önerilerinize Teoman Bey çok güzel şeyler söyledi. Tüketiciyi bilgilendirmek anlamında sizin önerileriniz var mı? Bu konuda sizi ben dinliyoruz. Ben şöyle söylemek istiyorum. Çevre böyle bireysel bizi ilgilendiren bir şey değil. Akümülatör için konuşuyorum. İlk noktasından yani atığı oluşturan, atığın oluştuğu ilk değişim noktasından tüketicinin evet aküyü orada bırakarak bilinçli bir şekilde bıraktığı yeri de belki de denetleyerek yani. Doğru. Gerçekten o insan da o koşullara uygun mu? Atığı doğru yerde mi stokluyordan? Daha sonra taşıyıcının lisanslı araba, geçici depoların herkesin kurallara uyarak o zincirde görevi yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. Toplamakla ilgili ama ben burada bir sektörel problemden bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettim ama ben bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de recycle tesislerimizin, geri kazanım tesislerimizin yeteri kadar ham madde atık oluşamamakta. Onların kapasiteleri kadar. Mevzuatımız da yıllar önce ithalatı yasaktırdan bugün
ithal edilebilir konumda ama ithalatın az önce kurucu başkanımız Teoman Bey'in söylediği gibi yani ithal edilebilir ama asit görmemiş diyor. Ya da çok zor koşullar. O koşulların yerine getiremeyeceği çok zor şartlarda ithalatın mümkün. Oysa kontrol edilebilirliği, kontrol edilerek çevreye zarar vermeden ithalatının önünün açılmasının sadece geri kazanım tesislerimiz için değil, ülkemizdeki akümülatör üreticileri için de çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ham maddeleri. Ham maddenin ve dövizin ülkemize kalması da, anlamına evet, demek bu da mi? Onların sadece bizim ülkemizde değil. Daha önce Teoman Bey bahsetti. Gerçekten önemli bir ihracatımız var bizim. Önemli bir ihracatımız var. Yanılmıyorsam tabii, değil mi? İç tabii, pazar kadar dış pazara mal satıyoruz. İşte iç pazarda elde edebilecekleri, kendi kaynaklarımızla elde edebileceğimiz kurşunla üretecekleri akümülatörle maliyetlerinden kaynaklanan dünyadaki diğer rakipleriyle çok daha kolay rekabet edebileceklerini düşünüyorum. Bir haksız rekabetinde öne geçirmiş olacak demektir bu. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bir kamu spotumuz olacak. Kamu spotumuz evet, açılışta gösterdiğimiz 40 bununla saniyelik. Da toplumu bilinçlendirmeyi hatta yenilerini yaparak daha çok toplumu bilinçlendirmeyi düşünüyoruz. Gerek IMEP, gerek mesleki yeterlilik kurumuyla yaptığımız protokollerle sektöre gerçekten yetişmiş eleman kazandırma planlarımız devam ediyor. Aynı şevk ve azimle de çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada ben de Serpil gibi gerçekten Tek Rumeli TV'ye bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ben size değerli açıklamalarınız için teşekkür ederim. Hakikaten böyle heyecanla başladığımız ama sanki böyle 3 saat daha sürdürebileceğimiz gibi hissediyorum. Güzel bir program yaptığımızı düşünüyorum gerçekten. Şimdi çok değerli seyircilerimiz programımızın son bölümüne yaklaşıyoruz. Bu programımızda da hayatımız için büyük önem taşıyan, hayatımızı kolaylaştıran ancak kullanım ömrünü tamamladıktan sonra meydana gelen atık akümülatörlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini hep beraber konuştuk, değerlendirdik. Lütfen aracınızın aküsünü değiştirdiğinizde eski akünüzü servis istasyonu teslim ediniz. Bu bizim vatandaşlık anlamında ilk görevlerimizden bir tanesi. Teoman Bey de bunu rica etti. Ayrıca tesis konumunda yüksek miktarda akü kullanılan tesisler olabilir. Bunlar da mutlaka güvenli depolama yapacaklar sizin dediğiniz gibi. Artı lisanslı araçlarla taşıtıp çevre lisanslı geri kazanım tesisini bertaraf edecekler. Başka bir yol yok. Üretildi ve geri kazanıma gönderildi. Çıkanıtlıklar da tabii ki bertaraf edecek. Bunu neden yapıyoruz? Bu insani görevimiz gerçekten çok önemli. Çevrenin korunması ama aynı zamanda ülke ekonomisinin geliştirmesi anlamında büyük bir değer taşıyor. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Ben keyifli çalışma yaptığım, içinde bulunduğum akülerden gururla bahsediyorum ve gerçekten kutluyorum. Bu bizim için, çocuklarımızın geleceği için çok ciddi bir adım, çok ciddi bir oluşum. Önce kurucu sizlere teşekkür ediyoruz ve hala bu görevi sürdürdüğünüz için. Ve değerli üyelerimize mevzuatı ve gereklerini yerine getirdiği için, çevreyi koruduğu için ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğu için ve sizlere tekrar teşekkür ederim katkı ve katılımınız için. Çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kamu spotumuzu tekrar görebiliriz diye düşünüyorum.